arkadaşlar, merhabalar. Karma dil bilgisi çalışmasıyla karşınızdayım. Şimdi ben parçayı yazdım sizler için öncesinden. Burada aramamız gereken, size söylemem gereken bütün işte kelime bilgisi, sözcük türü, yapı bilgisi, her şeyi anlatacağım. Hemen başlıyorum. Gözler ki birer parçasıdır sende ilanım. Sevgili arkadaşım, burada bir isim tamlaması var. Mesela sana soruda diyecek ki, birinci dizede diyecek, bir alt tamlaması var mı? Hemen bir bakalım. Gözler ki birer parçasıdır sende ilanın. Arkadaşlar, burada bir isim tamlaması var. Fakat bu isim tamlamasında tamlayanla tamlanan ne olmuş? Yer değiştirmiş. Hemen bakalım. Gözler ki birer parçasıdır sende ilahın. İlahın parçası. Öyle değil mi? İlahın parçası. Gözler sende, ilahın birer parçasıdır diyor. Şimdi arkadaşlar, ilah bir tanrı, bir tek manasında kullandığınızda ilahı ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Büyük yazıyorsunuz. Ama mesela biz ilah kelimesini müzik dünyasının ilahı falan diye kullanıyoruz. O zaman ilahı ne yapacaksınız arkadaşlar? Küçük yazacaksınız. Ya da Allah'lık kelimesi, Allah'lık kelimesi. Saf, temiz, zararsız insanlar için kullanılır Allah'lık kelimesi. Allah'lık nasıl yazılır öyle bir durumda? Küçük yazılır. Müzik dünyasının ilahı dediğinizde ilah nasıl yazılır? Küçük yazılır. Yani sen Allah ve Tanrı'yı bir, biricik, tek manasıyla kullanıyorsan o zaman büyük yazarsın. Mesela eski Yunan tanrıları dediğinde de Tanrı'yı yine ne yaparsın? Küçük yazarsın. Eski Yunan tanrıları, yine bir tane değil, biricik olandan bahsetmiyoruz. O yüzden eski Yunan tanrıları dediğinizde T'yi ne yapacaksınız? Küçük yazacaksınız. Bunu unutmayın. Bir de bu tarz bir kelimemiz daha var. Don Kişot kelimesi vardır mesela. Don Kişotluk diye bir ifade vardır arkadaşlar. Böyle göstermelik kahramanlıklar yapıldığında bırak şu Don Kişotluğu deriz. Oradaki Don Kişotluk ifadesinde de D'yi ne yapacaksınız? Küçük yazacaksınız. Unutmayın, olur mu? O zaman müzik dünyasının ilahı dediğinizde ilahın iyisini küçük yazıyorsunuz. Allah'lık kelimesinde, saf zararsız anlamında Allah'lık kelimesinde A'yı küçük yazıyorsunuz. Eski Yunan tanrıları dediğinizde bir tane biricik olan tanrıdan, Allah'tan bahsetmediğimiz için Tanrı'nın T'sini küçük yazıyorsunuz. Ama burada Allah, Tanrı, ilah o manada kullanıldığından ne yaptık arkadaşlar? Büyük yazdık. Şimdi burada bir isim tamlaması var. Tamlayanla tamlanan ne olmuş? Yer değiştirmiş. Gözler ki birer parçasıdır sende ilahın. İlahın parçası. Öyle değil mi? İlahın parçası. Burası tamlayandır. Burası tamlayandır. Burası da nedir arkadaşlar? Tamlanandır. İlahın parçası. Neyin parçası? İlahın parçası. Burası belirtili bir alt tamlamasıdır. İlahın derken buradaki ın tamlayan ekidir. Parçası deyince buradaki sondaki ı nedir? O da iyilik ekidir. Hemen hatırlatıyorum. İsim tamlamalarındaki belirtili belirtisiz hiç fark etmez. İsim tamlamalarındaki tamlanan eki her zaman iyilik ekidir. Her zaman. Kaç tane isim tamlaması varsa en az o kadar da iyilik eki vardır. Seçeneklerde demiş ki A seçeneğinde isim tamlaması kullanılmıştır. B seçeneğinde de demiş ki aitlik eki kullanılmıştır. İsim tamlaması kullanıldıysa aitlik eki vardır arkadaşım. Çünkü isim tamlamalarındaki tamlanan eki aitlik, yani iyilik ekidir. Bu bilgiyi sakın unutmayın. Şimdi ilahın parçası dediğinizde buradaki S de kaynaştırmadır, biliyorsunuz. Kaynaştırmanın bir diğer adının koruyucu ünsüz olduğunu biliyorsunuz. Kaynaştırmanın bir ses olayı olduğunu sakın unutmayın. Bir ses olayıdır. Peki parçasıdır deyince buradaki dır eki nedir? Oradaki dır da arkadaşlar ek eylem, yani ek fiildir. Arkadaşlar, ek eylem, tamlayan eki, tamlanan eki, bunlar peki ne ekidir? Yani bunlar yapım eki midir, çekim eki midir? Arkadaşlar, bunlar çekim ekidir. Bunlar çekim ekidir. Çekim eklerini hatırlarsanız iç ti kek deyip şifrelemiştik, öyle değil mi?
İyisi neydi? İyilik. İyiliğin bir diğer adı neydi? Aitlik eki. Bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu gösteren ek. İyilik eki çekime gelir. İyilik ekleri daima isme gelir. Ç'si çoğul eki. Çoğul eki çekim ekidir. Çoğul eki daima isme gelir. T'si tamlayan ve tamlanan. At tamlamalarındaki tamlayan ve tamlanan ekidir. Yandaki il, ilgi zamiridir. At tamlamalarında tamlanan söylenmeyip onun yerine kullanılan ki'dir arkadaşlar bu. At tamlamalarında tamlanan yerine kullanılan ki'dir. Senin araban at tamlamasıdır. Senin araban demeyip, oradaki arabayı söylemeyip seninki dediğinizde işte oradaki ki'ye ilgi zamiri diyeceksiniz, çekim ekidir. Benim sınıfım isim tamlamasıdır. Kimin sınıfı? Benim sınıfım. Benimki dersen oradaki ki ne yapar? Sınıfımın yerini tutar. İlgi zamiridir. İsmin yerini tutan ki'dir. Sondaki i ismin hal ekleridir. Ad durum ekleri. İ, E, D, D. K, kip ekidir. Kip ekleri daima fiile gelir. Kip ekleri daima fiile gelir. Unutmayın. Kip ekleri daima fiile gelir. E'si ek fiil. Ek fiilin iki görevi vardır. Ek fiil ya isme gelir ya da kip ekinden sonra gelip birleşik zamanlı fiil oluşturur. Ek eylem nedir? İdi, imiş, ise. Kaç görevi vardır? İki görevi vardır. Ek eylem ya isim, isim soylu sözcüğe gelir ya da kip ekinin üstüne gelip birleşik zamanlı fiil oluşturur. Birleşik çekimli fiil oluşturur. Bakın arkadaşlar, birleşik zamanlı fiil ya da birleşik çekimli fiil ikisi aynı şeydir. Çok sık soruluyor. Neymiş bu? Bir fiil, yanına kip eki, yanına idi, imiş, ise. Hocam, sen dıra da iki eylem dedin. Peki birleşik zamanlı fiillerde neden dırı söylemedin de bize sadece idi, imiş, ise'yi söylüyorsun? Sevgili arkadaşım, evet dır iki eylemdir. Geniş zaman ek eylemidir. Fakat birleşik zaman oluşturmaz. Dır geniş zaman ek eylemi birleşik zaman oluşturmaz. Kip ekinden sonra gelebilir ama birleşik zaman kabul edilmez. Konu kapanmıştır. Konu kapanmıştır dediğinizde kapanmak fiil, mış kip eki, tır ek fiil ama birleşik zaman oluşturmaz. Kip ekinden sonra gelebilir ama birleşik zaman oluşturmaz. Dikkat edin. Buradaki K de nedir? Bu da kişi ekidir. Yani şahıs eki. Sevgili arkadaşlar, bunlar çekim eklerimiz. Hemen bir şey daha hatırlatayım. Özel isme gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılır. Özel isme gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılır. Bak, tamlayanı ne yaptık? Ayırdık. Çekim ekleri içinde kesmeyle ayrılmayan bir tane var. O da hangisi? Çoğul eki. Çoğul eki asla kesmeyle ayrılmaz. Ve unutmayın, bir ek ayrılmıyorsa devamında getireceğiniz ekler de ayrılmaz. Yani Türklerdeki dediğinizde Türklerdeki. Sen öncelikle ler getirdin. Ler ayrılmaz. O zaman devamında gelenleri de ayırmayacaksın. Özel isimlere gelen hangi ekler ayrılmaz? Yapım ekleri. Bir de çekim eki olan lerler. Yapım ekleri ayrılmaz. Bir de çekim eklerinden sadece lerler ayrılmaz. Onun dışında özel isimlere gelen ekleri, çekim ekleri ne yapıyoruz? Kesmeyle ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi gözler ki birer parçasıdır sende ilahın. Göz isim midir? Evet. İsme gelen ler ekine ne eki dersiniz arkadaşlar? Çoğul eki dersiniz. Çoğul eki dersiniz. Ama mesela ben şöyle deseydim. Şurayı siliyorum. Her akşam yolunu gözler desen, her akşam, bak iyi dinle, her akşam yolunu
gözler desem, buradaki gözlerle oradaki gözlerin aynı olmadığını bilirsin zaten. Burası göz isim kökü olur. Gözden gözlemek olur, isimden fiil olur. R de arkadaşlar ne olur? Geniş zaman eki olur. Yani kip eki olur. Ler ne zaman çoğul ekidir? İsme gelirse çoğul ekidir. Buradaki gözler. Peki ki ayrı yazılmış. Burası da bağlaç mıdır? Evet. Ki ayrı yazılmış bağlaçtır. Peki arkadaşlar. Ki'nin bitişik yazılan bağlaçları var mı? Var. Yani bağlaç olmasına rağmen bizim bitişik yazdığımız ki'ler var mı? Var. Bu yazacağım ki'ler, ki'yi alan kelimeler bağlaç. Ama buradaki ki'ler bitişik yazılıyor. Peki ben bunları size önceki videolarda homi diye şifrelemiş miydim? Homi. Homi neydi homi? Bu kelimeler neydi? Bu kelimelerin sözcük türü neydi? Bunlar arkadaşlar bağlaçtı. Normalde bağlaçlar nasıl yazılır? Normalde bağlaçlar ayrı yazılır. Fakat ki'nin kalıplaştığı, yani bitişik yazıldığı bağlaçlar vardır. Biz bunları aklımızda homi diye tutuyoruz. Baş harflerini birleştiriyoruz. Nelerdir? Halbuki, unutma, halbuki kelimesinin altı çizili bir şekilde karşına çıkarsa, halbuki, bu kelimenin türü nedir diye sorarlarsa bağlaç diyeceksin. Halbuki bağlaçtır. A'nın üzerindeki şapkayı sakın unutmayın. Ki'nin bitişik yazıldığını sakın unutmayın. Başka? Oysa ki. Oysa ki kelimesi bağlaçtır. Oradaki ki bitişik yazılır. Oysa da diyebilirsin. Oysa. Oysa. Yani. Oysa beni arayacaktın. Oysa ki beni arayacaktın. Oysa beni arayacaktın. Hani oradaki ki'yi söylemesen de olur. Yine bağlaç diyeceksin ona. Bağlaç diyeceksin. Oysa ki, oysa aynı anlamdaysa bağlaç diyeceksin. Madem ki, madem ki, madem ki bağlaçtır. Madem de diyebilirsin. Madem kelimesi de bağlaçtır. Meğer ki, meğer ki bağlaçtır. Meğer kelimesi de bağlaç. Halbuki, oysa ki, madem ki, meğer ki, son olarak iyisine illa ki. İlla ki. Ki bitişik yazılır. İlla ki bağlaçtır. A'nın üstünde şapka yoktur. İlla da diyebilirsin, ille de diyebilirsin. Bak, bunu illa, ille şeklinde de kullanabilirsin. Bunlar neymiş arkadaşım? Bunlar bağlaçmış. Tamam mı? Sadece yazımları önemli değil. Aynı zamanda bunların türünü bilmen de önemli. Peki sana bir sözcüğün türü sorulduğunda neye bakacaktın? Sözcüğün türü dediğinde isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, eylem. Bunlar sözcüğün türleridir. Arkadaşım bak, tür kelimesinin eş anlamı nedir? Çeşit. Ya bu çeşit çeşit ya. Çeşit çeşit. Bak bunun 8 tane çeşidi var. İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, eylem. Altı çizili sözcüğün türü dediğinde işte bunlara bakacağız. Altı çizili sözcüğün sana yapısı sorulursa içinde yapım eki var mı yok mu ona bakacaksın. Yani altı çizili sözcüğün yapısı sorulduğunda basit, türemiş, birleşik. Buna bakacaksın. Türü sorulursa isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, eylem. Buna bakacaksın. Evet. Halbuki, oysa ki, madem ki, meğer ki, illa ki. Neymiş bunlar? Bağlaç. Buralardaki ki'ler nasıl yazılır? Bitişik. Normalde peki bağlaç olan ki nasıl yazılır? Ayrı. Bunlar ki'nin bitişik yazıldığı bağlaçlar. Peki, burayı da hemen silelim. Başka bak sana neler söyleyeceğim şimdi. Diyor ki, gözler ki ilahın birer parçasıdır. Aslında tanlayanla tanınan yer değiştirdi. Öyle değil mi? Bu bir isim tanlaması. Devrik bir ifade var. Bunu düz cümle haline getirelim. Gözler ki sende ilahın birer parçasıdır. Bak şimdi buraya yazıyorum. Buraya yazıyorum. İyi dinle şimdi.
ilahın, ilahın birer parçasıdır. Ögelerini bulun desem, gözler ki sende ilahın birer parçasıdır. Ögelerini bulurken, bakın arkadaşlar, size devrik bir cümle verilirse, benden size tavsiye, bunu düz cümle haline getirin, ögelerini sonra bulun. Cümle devrik olduğunda işin içinden çıkamayabiliyorsunuz, yanlış yapabiliyorsunuz. Devrik cümleyi düz cümle haline getirin, her şeyi düzgünce yerli yerine koyun, sonrasında ögelerine bakın. Mesela bak, burası aslında ilahın birer parçası değil mi? Bak şimdi ilahın birer parçası dediğinde, ilahın parçası, belirtili isim tamlaması değil mi bu? Evet. Peki hocam, bu birer kelimesine üçer öğrenci, beşer ceviz, onar kişi dediğinizde ar er eki üleştirme belirtir. Hatta üleştirme sayı sıfatı vardır. Yani siz üleştirme bildiren kelimeyi ismin önüne getirirseniz ne yaparsınız? Üleştirme sayı sıfatı yaparsınız. Siz burada tamlayanla tamlanan arasında ne yaptınız arkadaşlar? Üleştirme belirten bir ifade getirdiniz. Buna biz ne diyeceğiz? Birer parça deyince bu sıfat, peki bu tamlayanın mı sıfatı yoksa tamlananın mı sıfatı? Sevgili arkadaşım, neyin önündeyse onun sıfatı oluyor, öyle değil mi? Belirtili isim tamlamalarında hangi sözcüğün önüne getirirsen onun sıfatı yaparsın. Buradaki birer kelimesi sıfat mı? Ne sıfatı arkadaşım bu? Sayı sıfatı. Öyle değil mi? Sayı sıfatı. Peki sayı sıfatları, işaret sıfatı, belgisiz sıfat, soru sıfatı, bunlar hangi sıfatın alt başlıklarıydı? Bunlar sevgili arkadaşım, belirtme sıfatının alt başlığıydı. Belirtme sıfatları nelermiş? İşaret sıfatı, sayı sıfatı, belgisiz sıfat, soru sıfatı. Bunlar ne sıfatı? Belirtme sıfatı. O zaman sevgili arkadaşım, burada ad tamlamasının tamlananı ne oldu? Belirtildi. 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 Hangisinde bir ad tamlamasının tamlananı belirtilmiştir diyorsa, o tamlanan ne sıfatı alacak? Belirtme sıfatı alacak. Nitelendi deseydim, o zaman da niteleme sıfatı alacaktı. Peki niteleme sıfatı nasıl bulunuyordu? İsme nasıl sorusu sorularak bulunuyordu? Güneşli günler dediğinizde nasıl günler? Güneşli günler. Sessiz ortam dediğinizde nasıl ortam? Sessiz ortam. İşte bu niteleme sıfatıydı. Bunlar belirtme sıfatı. Bunlar ismi belirtir. Niteleme sıfatları ismi niteler. Niteler demek farklı, belirtir demek farklı şeyler. Bunlara dikkat edin. Tamam mı? Çok önemli. O zaman ilahın birer parçası. Birer parça sıfattı. Peki bu neyin sıfatıydı? Tamlananın sıfatıydı. O zaman burada tamlanan belirtildi. Şimdi burada kaç tane isim tamlaması var? Bir tane. Burada sadece belirtili bir isim tamlaması var. Araya ne girmiş? Araya sıfat girmiş. Böyle bir kalıp zincirleme isim tamlaması olur mu? Asla. Böyle bir kalıp asla zincirleme isim tamlaması olmaz. Zincirleme isim tamlaması olabilmesi için en az iki isim tamlamasının zincir oluşturması gerekir. Burada bir tane ad tamlamasının arasına ne olmuş? Sıfat girmiş. Zincirleme olmaz. Yine parçasıdır dediğinizde, mesela ben bunu size şöyle sorabilirdim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad tamlaması ek eylem alarak yüklem olmuştur? Mesela bir ad tamlaması ek eylem alarak yüklem olmuştur. Hocam bir şey soracağım. Şimdi bu isim tamlamasının arasına sıfat girmiş dediniz ya. Şimdi burada bir tane isim tamlaması var dediniz. Arasına sıfat girdi dediniz. Bunun zincirleme olmayacağını söylediniz dediniz. Peki buna özel bir isim falan veriyorlar mı? Bazı kaynaklarda karma tamlama olarak duydum. Karma tamlama. Zincirleme değil ama.
Sakın unutma, bu zincirleme olmaz. Şimdi ne kaldı başka? Ha, mesela şunu söyleyelim. Gözler kelimesindeki ler çekim eki. Bu kelimenin altını çizse, sana bu kelimenin yapısını sorsa ne dersin? Çekim eki aldığı için basit dersin. Birer. Ha. Üleştirme eki yapım ekidir arkadaşlar. Birden birer, üçten üçer, beşer diyorsunuz ya. Üleştirme ekleri yapım ekidir, sakın unutmayın. Yani şu kelime yapısı sorulursa nasıl yapılıdır diyeceksiniz? Türemiş yapılıdır diyeceksiniz. Bununla alakalı da hemen yazım kuralları ile ilgili bir bilgiyle şuraya paylaşmak istiyorum. Çok önemli bir bilgi. Yazım kurallarına çünkü soruyorlar. Sevgili arkadaşlar bakın. Altışar, beşer, onar, ellişer. Bunların hepsi yanlış. Er üleştirme eki hiçbir zaman sayılara, rakamlara böyle gelemez. Tamam? Hiçbir zaman. Bunlar yanlıştır. Er ekini yazıyla, tamam mı? Yazıya, harfe getireceksin. Böyle sayıya, rakama getirmeyeceksin. Yazacaksın bunu. Yani diyeceksin ki 6'şar, 5'er, 10'ar, 50'şer. Tamam? Üleştirme ekimiz ne? Er. Kelimem 6 mı? 6. I ile bitti. Yanına er üleştirme eki getirdin mi? Getirdim. Şeye ne diyeceğim? Kaynaştırma. Unutma. Beşerde kelimenin kökü zaten 5. Burada kaynaştırma olmaz. Oradaki şey, evet iki ünlünün arasında ama kelime kökü. O olmaz. Onar, bu da olmaz. Kelime zaten 10. Yanına er gelmiş. Kaynaştırma yok. 50. Hocam bir şey soracağım. 50 kelimesinde iki tane L yan yana gelmiş ya. Biz buna ünsüz türemesi... Ne alaka? Ne alaka? Kelimenin zaten orijinali öyle. Madde, cadde, seccade. Bunlar ünsüz türemesi falan değil. Bakın arkadaşlar, ünsüz türemesi olabilmesi için bir kelimenin ünlü ile başlayan ek alması gerekiyor. Cadde, madde, bunlar kelime kökü zaten. 50. Bunlar olmaz. Ünlü ile başlayan ek almak zorunda. Tamam mı? Unutma. Evet. 50. Ar ekini alınca şeyde yine nedir? Kaynaştırma harfidir. Bu arada ses bilgisinde sıkıntın varsa hemen oynatma listesinden ses bilgisi videolarımı da izle. Evet. Başka ne söyleyeyim? Valla her şeyini söyledim. Ha. Buraya gelelim. Bunun yapısını söyleyelim. Parça. Parça, kelimenin kökü, isim kökü. S, kaynaştırma harfi. I, iyelik eki. Dır, ek eylem. İkisi de çekim eki. Sana bu kelimenin yapısını sorsam, bunun yapısı nedir desem, ne diyeceksin bana? Basit diyeceksin. Peki birinci dizede kişi zamiri var mı desem? Bakıyorum. Evet, var. Hangi kelime? Sende. Kişi zamirleri nelerdir? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Nedir bunlar? Kişi zamiri. Ben ve sen. Bunun ikisine ben ünlüyle başlayan ek getirirsem, yönelme, yaklaşma ekini getirirsem. Ne diyorum? Bana ve sana diyorum. Hangi ses olayı var bana, sana kelimesinde? Ünlü değişimi. Ünlü değişiminin diğer adı ne? Ünlü kalınlaşması. Ünlü değişimi, ünlü kalınlaşması sadece iki kelimede görülüyor. Bana ve sana kelimelerinde. İki kişi zamiri yönelme yaklaşma eki aldıklarında, EA yönelme yaklaşma ekini aldıklarında bana ve sana oluyor. Bu olayın adı ünlü değişimi ya da kökte ünlü değişimi ya da ünlü kalınlaşmasıdır. Unutmayın. Sevgili arkadaşlar, O'ya dikkat edin. Hani ben, sen, o, biz, siz, onlar diyorsunuz ya. O'ya dikkat edin. Bir de onlara dikkat edin. Bunun ikisine dikkat edin. Neden? Bunun ikisi insan içinde kullanılabilir, insan dışı varlık içinde kullanılabilir. İnsan için kullanılırsa kişi zamiridir. İnsan dışı bir varlık için kullanılırsa işaret zamiridir. O sabaha kadar ders çalıştı dersen kişi zamiridir. O sabaha kadar
miyavladı dersen işaret zamiridir. Onları akşam bize çağır dersen kişi zamiridir. Onları buzdolabına yerleştir dersen işaret zamiridir. Cümleyi okuman gerekiyor. Orada o ve onlar kelimesi insan için kullanılıyorsa kişidir, insan dışı bir varlık için kullanılıyorsa işarettir. Bu ve şu kelimeleri, bak yine iyi dinle. Bu ve şu asla, asla kişi zamiri olmaz. Bu, şu asla kişi zamiri olmaz. Ama hocam bu çok çalışkan dediğinizde, evet bu çok çalışkan. Evet sen oradaki bu'yu insan için kullanıyorsun ama kişi zamiri diyemezsin. Çünkü bu diye, şu diye kişi zamirimiz yok. Onlar insan için kullanılsa bile kişi zamiri değiller. Ne zamiri sayılacaklar? İşaret zamiri sayılacaklar. Uf, ne kadar çok bilgi verdim ya. Buraya gel. Gözler ki birer parçasıdır sende ilahın. Deda. Bir kişi zamiri ne yapmış arkadaşlar? Deda, bulunma, durum eki almış. İsme gelen yönelme. Eve. Eve doğru ne yapıyorsun? Yöneliyorsun. Yönelmenin diğer adı ne? Yaklaşma. Evde. Evin içinde bulunuyorsun. Kalma, bulunma. Evden çıkıyorum. Ayrılıyorum. Çıkma, ayrılma, dendam. Hal ekleri isme gelir sakın unutma. Hal ekleri daima isme gelir sakın unutma. Fiile gelen, iyi dinle bir bilgi daha veriyorum bak. Fiile gelen e'lerden, bak şunlara dikkat et. Geliyor yine şahane bir bilgi. Fiile gelen, bak, diye, geçe, kala, nöbetleşe, canım benim, bunlara hal eki diyemezsin. Bunlar hal eki olamaz. Çünkü bunlar fiil. Diyenin kökü demekten gelir. Demek fiildir. Hatta diye kelimesinde hangi ses olayı var dersen daralma var diyeceksin. Kökü bunun demektir. E'si iyi olmuş, daralmış. Aynı zamanda ye kaynaştırmadır. Yani diye de kaç tane ses olayı var dersek iki tane diyeceksiniz. Kaynaştırmanın ses olayı olduğunu unutmayacaksın. Kaynaştırmanın diğer adının koruyucu ünsüz olduğunu unutmayacaksın. Tamam? İki tane ses olayı var diye de. Buradaki e nedir dersem sakın haleki deme. Sakın. Halekleri isme gelir ya. Olmaz. Buradaki e zarf fiildir. Zarf fiil. Fiilimsi bu. Fiilimsi. Zarf fiil bu. Zarf fiilin bir diğer adı da bağ fiildir. Tamam? Çok önemli. Saat 9'u 5 geçe diyorsun. İşte 5'e çeyrek kala diyorsun. Geçe, kala. Buradaki e'ler de geçmek fiil, kalmak fiil. Oradaki e'ler yine zarf fiildir. Haleki olamaz. Nöbetten nöbetlemek, nöbetleşmek. Nöbetleşmek fiil. Fiile gelen şu e zarf fiildir. Çok önemliydi ha bu bilgide. Evet. Gözler ki birer parçasıdır sende ilahın. Her şeyini söyledim. Sende kelimesi haleki aldığı için basit yapılıdır. İlah kelimesi tamlı elekini aldı. Tamlı eleki çekim ekidir. Bunun size yapısını sorsaydım yine ne diyecektiniz arkadaşlar? Basit yapılıdır diyecektiniz. Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın. Bak şimdi. Burada da bir isim tamlaması var. Fakat bu isim tamlamasında tamlayanı birden çok tamlanan için ortak kullandım. Senin zulmün, senin silahın. Arkadaşlar ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamiridir. Biz bu kelimelerle, biz bu kişi zamirleriyle isim tamlamalarında tamlayan olarak kullanabiliyoruz. Benim evim belirtili isim tamlamasıdır. Senin zulmün, senin silahın belirtili isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamasını bulmak için neyin, kimin sorusu sorulur. Senin zulmün, kimin zulmü, senin zulmün.
belirtili isim tamlamasıdır. Benim evim, kimin evi? Benim evim, belirtili isim tamlamasıdır. Bakın arkadaşlar, sen kişi zamiridir. Şuradaki ın tamlayan ekidir. Senin zulmün, kelimem zulümdür. Hatta ünlü düşmesi var burada. Senin zulmün isim tamlamasıdır. İsim tamlamalarındaki tamlanan eki, ikincinin almış olduğu ek, her zaman iyilik ekidir. Her zaman. Senin zulmün deyince burası iyiliktir. Senin silahın deyince buradaki ın iyiliktir. Buradaki ve bağlaçtır. Bu bağlaç at tamlamalarının nelerini bağlamıştır? Tamlanan ikinci kelimelerini bağlamıştır. Peki zulüm isim. Zulüm isim. At tamlaması da isim. Peki nasıl zulüm? Katı. İsme nasıl sorusu sorulduğunda niteleme sıfatı bulunur. Ben bu soruyu nereye sordum? İsim tamlamasının tamlananına sordum. O zaman buradaki katı neyi nitelemiş oluyor? Tamlananı nitelemiş oluyor. Burada tamlanan şu kelime ne oldu? Nitelendi. Çünkü buradaki katı ne sıfatı? Niteleme sıfatı. Peki buradaki en kelimesi nedir? En, pek, çok, daha, oldukça, epey, hayli, gayet, ne? Arkadaşlar bunlar sıfatın önüne geldiklerinde sıfatı derecelendiren zarf. Bunları biz miktar zarflarında görüyoruz. En, pek, çok, daha, oldukça, epey, hayli, gayet. Bu kelimeler sıfat tamlamasının önüne gelirse sıfatı derecelendiren zarf olur. Katı zulüm sıfat. En katı zulüm deyince oradaki en sıfatın önüne geldi. Sıfatı derecelendiren zarf. Çok çalışkan çocuk. Çalışkan çocuk sıfat tanımlaması, çok çalışkan çocuk deyince oradaki çok sıfatı derecelendiren zarf. En sıcak mevsim. Sıcak mevsim sıfat tanımlamasıdır. En sıfatı derecelendiren zarf. Daha kolay konu. Kolay konu sıfat tanımlamasıdır. Daha kelimesi sıfatı derecelendiren zarf. Unutma. Burada eksiğim olduğunu düşünüyorsan yine oynatma listesinden zarf konusuna gelip miktar zarfını benden dinleyebiliriz. Evet, buradaki en'e ne diyecekmişiz? Buradaki en zarf arkadaşım. Derecelendirme zarfı, miktar zarfı, tamam mı? Unutma sakın. Derecelendirme de diyebilir. Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin. Vur! Emir. Peki sana emirle ilgili ne söyleyeceğim? Aa, çok şey söyledim arkadaşlar. Çok uzun bir video oldu ama çok önemli şeyler var bu videonun içinde. Umarım siz de anlarsınız. Hani iyi olan öğrencilerim evet şu an iyi bir şeyler yaptığımın farkındalar ama bir tık zayıfsanız, hani konu eksikleriniz falan çoksa panik olmayın. Önceki videolarıma muhakkak dönün oynatma listesinden. Benden sıfırdan bir o konuyu dinle çabucak. Zaten benim videolarım çok öyle uzun uzun olmuyor. Onu benden dinle. Sonrasında bu karma dil bilgisi çalışmalarını muhakkak bir tur daha izle. Tamam mı? Unutma sakın. Şimdi vur, bu bir emir. Sevgili arkadaşım, hemen bir şey hatırlatmak istiyorum sana. Çekimli eylem diye bir şey var. Çekimli eylem diye bir başlığımız var bizim. Çekimli eylem ne demektir? Çekimli eylemin diğer adı da hemen söyleyeyim. Dur. Çekimli eylem, çekimli fiil. Bir şey söylemeyeyim. Kafan karışmasın. Çekimli eylem, çekimli fiil. Mesela diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi çekimli eylemdir ya da çekimli fiildir diyor. Ne demek bu çekimli eylem? Kip eki olan eyleme biz çekimli eylem deriz. Peki hatırlıyor musun kipeklerini? Kipekleri ikiye ayrılıyor. Zaman bildirenlere haber bildirdiği için zamana bildirme de diyebilirsiniz. Zaman bildirenlere haber kipi ya da bildirme kipi diyorsunuz. Bir de zaman anlamı olmayanlar var. Onlara da dilek ya da tasarı kipi diyoruz. Yor, konuyu anlatıyorum. Anlatmaktayım. Bak maktayı sakın unutma. Makta çok önemli. Yor ve makta. Maktayı sakın unutma. Konuyu anlatıyorum, anlatmaktayım. Anlatmaktayım demek, anlatıyorum demek. Yormakta şimdiki zaman.
Ece kacak, gelecek zaman. Mış, duyulan ya da öğrenilen, geçmiş zaman. Dı, üç tane adı var. Görülen, bilinen, belirli, geçmiş zaman. R, olumsuzunda R diye bir şey kalmıyor. Olumsuzunda mam ya da maz oluyor. Ne bu? Geniş zaman. Çalışırım, çalışmam. Dinler, dinlemez. Tamam? Dışarı çıkıp akşamları oynar, oynamaz. Tamam? Olumsuzunda R diye bir şey kalmıyor. Ya mam oluyor ya da maz oluyor. Bunlar ne? Bunlar haber tipi. Haber neyi bize haber veriyor? Zamanı bize haber veriyor. Bize zamanı bildirdiği için bildirmek tipi diyebilirsin. Peki bir de dilek tipleri var. Melisa'ya emir yok. Dilek tipleri. Çift ediyorum. Meli malı gerekliliktir. Çalışmalıyım. Çalışmam gerekiyor. Se, sa. Bunun sı, si, su, sü diye bir şekli yok. Ya se, ya sa. Sakın cümlenin anlamına bakma. Se, sa'yı gördüğünde şart diyeceksin. Anlama bakarsan yanlış yapıyorsun. Anlama bakma. Dışarı çıksak, biraz dolaşsak, bir yerlerde otursak, kahve içsek, şart diyeceğim buna. SSA kullanıyorum. Tamam? Sakın anlama bakıp da başka bir şey deme. Sen onu anladın. Sakın. Şart diyeceksin. SSA'ya şart diyeceksin. Ve bunun sı, si, su, sü diye bir şekli yok. E-A. E-A ne? İstek. Çıkalım. Danışayım. Gezelim. Görelim. Soruları beraber çözelim. E-A. İstek. Emirin özel bir eki yok. Yapım eki alabilir. Kişi eki alabilir. Olumsuzluk eki alabilir. Çünkü onu hepsi alabiliyor. Hani birine has bir şey değil. Ama özel bir eki yok. Şimdi iyi dinle. Çekimli eylem ne demekmiş? Kip eki alan eylem, çekimli eylem. Hemen şöyle diyeceksin. Ama hocam emirin eki yoktu. Tamam. Sayacağız. Emiri de çekimli eylem olarak sayacaksın. Sakın unutma. Emir çekimli eylemdir. Yani bu vur kelimesi çekimli bir eylem mi dersen evet diyeceksin. Peki hocam mesela neler çekimli eylem değil? Hemen yazayım sana. Bak. Şuraya yazayım mı? Mesela diyorum ki gelince beni arasın. Gelince. Ne bu ince ince? Zarf fiil değil mi? Fiilimsi değil mi? Arkadaşım ben sana çekimli eylem için ne dedim? Ki peki alan eylemler çekimli eylem dedim. Fiilimsi eki alan demedim ki. Fiilimsiler çekimli eylem değildir. Fiilimsiler çekimli eylem oluşturmaz. Gülmek isim fiildir. Çalışan an en sıfat fiildir. Fiilimsiler çekimli eylem değildir. Tamam? Vur şanlı silahınla. Şandan şanlı. Türemiş bir kelime değil mi? Şanlı silah dediğinde silah isim. Nasıl silah? Şanlı silah. Burası niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatıdır. Silah isim. Silahın, senin silahın. Oradaki ın eki senin anlamı katıyor. Sana ait anlamı katıyor. İyilik ekidir. Hocam peki buradaki la nedir? Hemen söylüyorum. Hemen oradaki la'yı da söyleyelim. Hemen oradaki la'yı da söyleyelim. Bak ne diyeceğim? Sevgili arkadaşım. Çok önemli bir bilgi. Hep soruluyor. Artık bilirsin sen de. İle. İlenin tabi iyisi düşük Leyla da olabilir. İleyi gördüğünüz yere ve getirebiliyorsanız bağlaç diyeceksiniz. İleyi gördüğünüz yere ve gelemiyorsa edat diyeceksiniz. Vur şanlı silahın ve. Olmuyor ki. Burayı ve getiremiyorum ki. O zaman buna ne diyecekmişsin kuzum? Edat. Edatın peki diğer adı nedir? İlgeç. Unutma ilgeç. Allah'ım ilgisi oluşturduğu için ilgeç. Gönül mülkü geliyor. Geliyor önemli bir bilgi. Gönül mülkü. Nasıl bir tamlama? Belirtisiz isim tamlaması. Nasıl buluyorduk hocam belirtisizi? İkinci kelimeye
Ne sorusunu soruyorsun. Ne? Bak. Gönül mülkü. Ne mülkü? Gönül mülkü. Yanıt aldın mı? Aldım. Sınav haftası. Ne haftası? Sınav haftası. Ayva reçeli. Ne reçeli? Ayva reçeli. Antep fıstığı. Ne fıstığı? Antep fıstığı. İkinci kelimeye ne sorusu sorulduğunda belirtisiz isim tanımlaması bulunur. Yani gönül mülkü deyince şuradaki ü-ne-ki isim tanımlaması olduğuna göre iyelik. Hocam mülk k ile bitti. K ile bitti. Hocam yanına ünlü lavaşlar ek getirdiniz ama k yumuşamadı. Evet, k yumuşamadıysa o zaman o kelime yumuşamaya aykırı diyeceksin. Yumuşamaya aykırı bir kelime var burada diyeceksin. Peki yumuşamaya aykırılık bir ses olayı mı? Aa, değil. Soruda mesela aşağıdaki dizelerin hangisinde yumuşamaya aykırı kelime kullanılmıştır? Ya da yumuşamaya aykırı kelime var mıdır yok mudur derlerse evet, bunu o zaman bakarsın ama yumuşamaya aykırılı bir ses olayı saymayacağız. Peki vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin. Düzden düzelmek isimden fiil oldu. Düzelsin, o düzelsin. Bu da nedir? Kişi, yani şahıs ekidir. Tamam? Türemiş yapılı bir kelimedir. Sen öldürüyorken de, vururken de güzelsin. Önce şundan başlayayım. Hemen o bilgiyi vereyim. Bir mola vereceğim çünkü. Sen öldürüyorken de, vururken de güzelsin. Öğrencilerime hep soruyorum. Diyorum ki, ya şuradaki sin eki nedir diyorum. Bakın tak diye cevap geliyor. Artık öğrendiler. Artık biliyorlar. O ne? Benim en sevdiğim eklerden birisi. Çok önemli olduğu için çok seviyorum. Amacım sana öğretmek bunu. O ne? Canım benim. Bir cümlenin yüklemi. İsimse. İsme gelen. Im. Iz. Sın, sınızlar. Bir cümlenin yüklemi isimse, isme gelen ım, ısın, sınızlar. Bunun adı ek eylem. Bunun adı ek eylem. Sen öldürüyorken de, vururken de güzelsin. Güzelsin yüklem. Güzel kelimesi isim. İsme gelen o sin eki ek eylemdir. Sakın unutmayın. Tamam? Şahane bir bilgiydi. Evet. Buradaki kenler, buradaki kenler, fiile gelen ken, zarf fiildir. Zarf fiildir. Normalde, bak bu da yine bir bilgi size. Sevgili arkadaşlar, zarf fiil ekleri yapım ekidir. Zarf fiil ekleri, fiilimsiler yapım ekidir. Normalde isimler, fiiller önce yapım eki, sonra çekim eki alırlar. Ölmekten öldürmek, yapım eki. Yor, çekim eki. Ken, yapım eki. Ne olmuş? Yapım eki, çekim eki, tekrar yapım eki gelmiş. Buraya gel. Vurmak fiil kökü. Burası geniş zaman, çekim eki. Ken, yapım eki. Ne olmuş? Aslında Türkçe'ye ters bir durum olmuş. Önce çekim eki gelmiş, kip eki. Ardından yapım eki gelmiş. Maskeme laf etmeyin. Arkadaşlar maskeme laf etmeyin. Yani maskeli ders anlatıyorum. İsterseniz tripodu masaya vurdurayım. Elimi görün sadece. Öyle ders anlatalım. Hayır ya. Takılma böyle şeylere. Faydalanmaya bak. Tamam. İyi çalış. Güveniyorum. Şahane bir bilgiydi. Şahane bir videoydu. Takip et. Sevdiğin arkadaşlara da kanalımı lütfen önerin. Kanalı büyütelim. Instagram hesabını da takip edelim. YKS Alt Master Nazlı.